Şimdi Sayın Özgür Özel, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Eskişehir'de çok ilginç bir konuşma yaptı. Melih dinledin değil mi? Bizimle ilgili imanın ötesine geçen AK Parti ile tuhaf bazı alışverişlerimiz olabildiğini ifade eden bir konuşma yaptı. Bana göre çok ağır bir iftira, bir isnatta bulundu. Buradan sayın Özele sesleniyorum. Bunun cevabını vermek zorundasınız muhterem. Siz bilmeyebilirsiniz. 2017'de biz hayır oyu kullanmak üzere kampanya yaptık. Partimiz yok, partimiz yok. Şimdi eski genel başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu'na gidin sorun. Meral Akşener ve arkadaşlarına Cumhuriyet Halk Partisi bir liralık yardım yapmış mı? Biliyorum ki cevabı hayır. Sonra partimizi kurduk. Nelerle karşılaştık herkes biliyor. O dönemde Sayın Kılıçdaroğlu başında bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi ve emrinde olan belediyeler eliyle bize bir lira bir kuruş para yardımı yapmış mı? Sayın Kılıçdaroğlu buna cevap vermek zorundasınız. Bu işin peşini bırakmayacağım. Biz sürünürken biz sürünürken başımız dimdik gezdik. En fazla aldığımız yardım parasını ödediğimiz belediyelerin salonlarıdır. Parasını ödediğimiz belediye salonlarıdır. 2018'de beraber yol yürüdük. Henüz seçime girmemişiz. Devletin para yardımı yok. Sayın Özel, sorun genel başkanınıza. Siz o zaman grup başkan vekiliydiniz. Belki bilmiyorsunuzdur. Sorun genel başkanınıza. 2018'de Cumhuriyet Halk Partisi ve onun belediyelerinden iyi partiye bu seçim esnasında 1 lira bir kuruş gelmiş midir verilmiş midir? Bunun cevabını vereceksiniz. Bunu benim kaldırmam mümkün değil. Vereceksiniz. Kendi imkanlarımızla sürünerek biz propaganda yaptık. Milletimize ulaşmaya çalıştık. Milletvekili arkadaşlarımız can siperhane çalıştılar ve sonuç itibariyle yüzde onluk bir grup e, oy alarak milletimizin teveccühüyle grup kurduk. Gelelim 2019'a. Aynı şey olmuş mudur? 2019 olmadı. Seçimler oldu. İstanbul ve Ankara kazanıldı. Adana, Antalya, Aydın kazanıldı. Diğer yerleri Muğla kazanıldı saymıyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten önemli gücü olan yerler. Ondan bahsetmiyorum. Bu belediye başkanlarına sesleniyorum. Sayın İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş, Sayın Zeydan Karalar, Sayın Muhittin Böcek, ben sizi herhangi bir işle ilgili şu kişiye şu iş verin oradan bize para gelecek diye aradım mı? Partimize bir liralık bir katkı istedim mi? Sayın Kılıçdaroğlu ben sizden herhangi bir talepte bulundum mu? Sizden istemedim. Size kazandırmışız. Sizden istemedik. Size kazandırdık. Bunun karşılığı 2017-25 Ekim'inden beri hatta referandumda katarsak 2017'den beri AK Parti ve iktidarını Türkiye'ye getirdiği yeri eleştiren, onunla mücadele eden, hatta 2019'da bizzat Sayın Erdoğan'ın seni hapse attırırım dediği bir genel başkan olarak bir kuruşluk herhangi bir partime bu dediğiniz alandan bir lira almadığıma göre AK Parti'den zaten böyle bir şeyi mümkün olamaz. Çünkü biz AK Parti ile ittifak yapmadık muhteremler. AK Parti ile ittifakları dolaylı olarak yapa yapa sizler yapıyorsunuz. Biz değil. Biz değil. Bu soruların cevabını istiyorum. Bu soruların cevabını istiyorum. Bu sorunun cevabını Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel vermek mecburiyetindedir. Çünkü İyi Parti'mize pek çok şey söylendi ama İyi Parti'mizin bedavacı bir hayat yaşadığı, bedavacı bir siyaset sistemi götürdüğüne dair bize resmen düşman olanlar dahi bunu söyleyemediler. Bunu çok ayıpladığımı, aşırı ciddiye aldığımı ve bu işin peşini bırakmayacağımı buradan ilan ediyorum. Her konuşmamda bu soruyu soracağım ve cevabını isteyeceğim. Herkes haddini bilecek, hukukunu bilecek. Aziz milletim, bugün hep birlikte siyaseti teslim almış, derin bir hakikat krizinin pençesinde sürüklenip gidiyoruz. Sürekli mış gibi yapanların sahnelediği oyunları izliyoruz. Birbirinden farklı gözüken ama aslında aynı kurtlu elmanın iki yarısı olanların sürekli olarak ürettiği yalanları, dolanları, masalları dinliyoruz. Mesela bunlar lafa gelince en büyük Atatürkçü kendileri miş gibi yaparlar. Ama bir taraf Atatürk'ümüze düşman, hangi onursuz varsa onunla birlikte yol yürürken diğer taraf ise malum şer ocağına şirin gözükmek için ismini bizzat Atatürk'ün verdiği vilayetimizin adını bile söyleyemez. Tunceli'yi söyleyemez. <laughs> Mesela bunlar lafa gelince cumhuriyetimize sahip çıkıyormuş gibi yaparlar. Ama bir taraf federasyon ve özelliği dilinden düşürmeyen hüda parla el ele tutuşurken diğer taraf ise cumhuriyeti yüzyıllık yıkım ve zulüm olarak gören demli kafaların kuyruğundan ayrılmaz ayrılamaz. <laughs> Mesela bunlar lafa gelince demokrasiyi savunuyormuş gibi yaparlar. Ama bir taraftan tek adam vesayetini demokrasi üzerinden meşrulaştırmaya çalışırken diğer taraf ise milletin ve memleketin birliğine yönelen tüm kötülükleri Kandil'e, İmralı'ya, Edirne'ye giden selamları, teröre açılan alanları, Türksüz Türkiye hezeyanlarını demokrasiyle örtmeye çalışır. İşte Türk siyasetinin içerisine düşürüldüğü bu vahim tablodan da anlaşılıyor ki maalesef bugün geldiğimiz noktada sözde düşmanlıklar esasında özde sürt kardeşliğe dönüşmüş. Sözde mücadeleler özde dayanışmaya dönüşmüş. Sözde değişimler de özde iz düşümlere dönüşmüş. Nitekim iktidarın yıllardır pazarladığı AK Parti işi demokrasi trenine de bine bine hem de birinci sınıf bilet alıp ana muhalefet partisi binmiş. Hak, hukuk, demokrasi fahsasiyetleri aynı iktidarınki gibi sadece kendileriyle aynı fikirde olanlar içinmiş. Sansüre ve baskıya karşı özgürlüğü savunmaları tıpkı iktidarınki gibi kuyruklarına basılana kadarmış. Ez cümle milletin verdiği yetkiden aldığı gücün kibriyle kendini kaybeden sadece AK Parti değil bizzat ana muhalefeti yönetenlermiş. Değerli dava arkadaşlarım, özünde hiçbirbirinden birbirinden hiç fark olmayan bu iki zihniyetin dayattığı kirli siyaset düzenini reddettiğimiz için Onların hepsine karşı biz gururla tek başınayız. Kürsülerden birbirlerine bağırıp çağırarak iktidar alanlarını korumaya çalışan bu riyakarlığı reddettiğimiz için onların tamamına karşı biz gururla tek başınayız. Kavga, gürültü ve hamasetten başka bir şey üretmeyen, milletimizin birliğinden değil ayrışmasından beslenen bu goygoy siyasetini reddettiğimiz için onların topuna karşı biz gururla tek başınayız. Milletin ferdi derdinin konuşulmadığı, milletin sesinin duyulmadığı, milletin taleplerinin karşılanmadığı hangi taraf kazanırsa kazansın, kaybedenin daima milletimizin olduğu bu kayıkçı kavgasını reddettiğimiz için onların alayına karşı biz gururla özü başınayız. Ey Türk milletinin asil evladı ama sen artık yalnız değilsin. Bu zor günler elbette yerini güneşli güzel günlere bırakacak. Seni umutsuzluğa mahkum etmeye çalışanlar da, sana sahte umut pazarlayanlar da elbette layığını bulacak. Kurtla öldüren, çobanla yiyen, sahibiyle ağlayanların düzeni elbette son bulacak. Şunu asla unutma ki kendinin, çocuklarının, ülkenin geleceği için kimseye muhtaç değilsin. Türklüğünden de, dininden de, cumhuriyetinden de taviz vermek zorunda değilsin. Hassasiyetlerini sömürerek oyunu almaya çalışan bu iki taraftan birini seçmeye mecbur değilsin. Tüm rahatsız olanlara inat, birbirinden beslenip ihya olanlara inat, milletten aldıkları güçle millete, tepeden bakanlara inat bir kez daha söylüyorum ki mecbur değilsin.